ediyoruz memleket meselesine. Çok kısa bir ara verdik. Çok sıcak görüntüler. Birazdan ekranlarınıza taşıyoruz. Ama Amerika Birleşik Devletleri Başkan Biden başkanlığında acil durum toplantısına devam ediyorlar. Bu saldırının gerçekleştiği ilk dakikalardan itibaren bu açıklama gelmişti. İlk herhalde 20 dakikasında ve ABD Başkanı Biden, mevcutta başkanı ve kendisinin ardından aday gösterdiği Kamala Harris, mevcuttaki yardımcısı ve bu fotoğraf dünya kamuoyuna birkaç dakika önce paylaşıldı. Bu fotoğraf İran'a ne mesaj veriyor? Dünyaya ne mesaj veriyor? Bu fotoğrafın paylaşılma amacı, şu an şu dakikalarda paylaşılma amacı nedir? Ne diyorlar? Eğer sokakları vursaydı, boşlukları vursaydı, hiçbir hedef yerini bulmasaydı bu toplantı olmazdı. Harris seçim kampanyası devam ederdi. Çok muhtemel Biden tatiline kaldığı yerden devam ederdi. Biden bugün basına yansıyan enteresan görüntülerle alakalı kös ne yaptım ben diye düşünürdü. Kamala Harris seçimlerle ilgili anket sonuçlarının neden olumsuz gittiğini değerlendirdi. Belli ki İsrail'de kritik hedefler vurulmuş. Bu olağanüstü toplantı bu anlama geliyor. İsrail'de Netanyahu destek istemiş. Gelin beni bu çıkmazdan kurtarın demiş. İran konusunda bana destek olun demiş. Nükleer santrallerin yoğunlukla bulunduğu İsfahan'la ilgili muhtemelen bir operasyon düzenleyelim bu gece ki daha fazla rezil olmayayım demiş. Tel Aviv'de her şey normalmiş gibi otobüs seferleri devam etsin demiş. O otobüslerin hepsi boştu bu arada. Dolayısıyla olağanüstü hal var ama sanki olağanmış gibi yaşam devam etsin. Algı, imaj, dezenformasyon ve propaganda teknikleri noktasında ABD ve İsrail üstüne yok herhalde. Hollywood'un sahip olduğu yüksek teknoloji üzerine bina ettikleri, basın mensuplarını hedef aldıkları, mümkün olduğunca yayın yaptırmamaya gayret ettikleri süreçte şu yüz ifadeleri bir terslik olduğunu bence ortaya koyuyor. İrfan Hocam sizce? Şimdi bundan önce Hizbullah'a yönelik olarak işte son bir haftadır işte önce teknolojiyi kullanarak dijital bir terör uygulandı. Sonra önde gelen Hizbullah yönetici kadrosu elimine edildi. Bir kara harekatı yapılacak falan diye sınırda tanklar yürütüldü. Ve İran bütün bunlara karşı sessiz kalıyor. İşte İran böylece Hizbullah'a güçlü biçimde destek verdiğini bu saldırıyla göstermiş oldu. Ve esasen hem Gazze'de hem de Hizbullah Lübnan içerisinde ve Suriye'de bu İran'ın cevabı büyük sempati toplandı. O zaman coşkuyla. Bu fotoğrafta hocam, biz de İsrail'le birlikte çok güçlü bir cevap vereceğiz. Biz de İsrail'in arkasındayız fotoğrafı mı bu? Coşkuyla kutlandı. Şimdi tabii bunun İsrail'e yansımaları da olacak. Şimdi madem ki bu süpersonik füzelerle askeri bölgeleri, askeri tesisleri vurabiliyor, bu kapasiteye sahip İsrail'de bir nüfus kaçması, İsrail'den dışarıya nüfusun gitmesi, İsrail güvenli yer, tüm dünyadaki Yahudilerin ana vatanı, gelin işte burada yerleşin, size imkanlar, iş sağlanacak falan, bu çağrılar bundan sonra rağbet görmeyecek. Gazze Savaşı'yla başlayan İsrail'in güvenli bir yer olmadığı şeklindeki kanaat bu İran'ın bu ikinci saldırısıyla birlikte daha da pekişecek. Evet, bir cevap verebilir İsrail münferiden yahut da ABD'nin, Fransa'nın da katılımıyla. Fakat bunun Fransa'nın katılımıyla da. Yani Fransa ne gerekçeyle yanında olacak İsrail'in? Lübnan'ın güvenliği gerekçesiyle mi? Şimdi onun formülasyonunu üretirler beraber. Netice olarak her konuda tam angaje olmuyor. Fakat genel olarak İngiltere'nin peşinden Fransa ABD'nin yanında duruyor. ABD'nin peşine takılıyor İsrail'i destekleme konusunda. Onun için yani katılma ihtimalleri var onların da. Ama öte taraftan da şundan korkuyorlar. Acaba işte Körfez'de İran ve bu coğrafyadaki Amerikan üslerine yönelik olarak bir kapsamlı saldırı başlatır mı? Ya şimdi en siz fazla az önce Fransa ve ABD beraberinde dediniz, aklıma şu geldi. Birkaç gün önce Fransa, Amerika Birleşik Devletleri başı çekti. 12 ülke birden ateşkes çağrısı yaptı Lübnan'la ilgili. Netanyahu sosyal medyadan yanıt verdi, cevap bile vermeyeceğim dedi. Şimdi bu diplomasi alanında çok sert bir mesaj. Ama orada şöyle şimdi bir durum bu cevabı alan Amerika, tamam Amerika dışında
Fransa birlikte İsrail'le birlikte İran'a yanıt verirler mi bu gece? Orada şöyle bir durum var. Ateşkes önerisi aslında önerinin hazırlık aşamasına İsrail de katıldı. Başbakan, işte Savunma Bakanı, Genelkurmay Başkanı. Fakat içeride koalisyonun diğer ortakları bunu kabul etmediği için ve muhalefette hükümeti suçladığı için tam da Hizbullah'ı sıkıştıracak bir ortam yakaladık. Şimdi bundan vaz mı geçeceğiz diye Netanyahu son dakika kendisi değil başbakanlık ofisinden bir açıklama yaptı. Biz buna uymayacağız dedi. Fakat o öneri de amaç şuydu ateşkes önerisinde. Fransa, ABD ortak önerisinde 10 ülke daha katıldı buna. Aralarında Arap ülkeleri de var. Kanada var. Evet, Arap Japonya ülkeleri var. De var. Evet, 12 ülke. Oradaki amaç şuydu. Yani Hamas bunu reddedecek ve böylece Hamas'ın reddetmesi nedeniyle bir meşruiyet yakalayacak İsrail. İsrail saldırganlığına meşruiyet zemini yaratma amacı taşıyordu o şu öneri. Şu anda peki İsrail'in düştüğü, vermeye çalıştığı mesaj bir mağduriyet mesajı. 400 füzeyle beni hedef aldı, hiçbir ulaşmadı diyor İsrail. Ama İran diyor ki hayır, %90'a hedefine ulaştı. Amerika Birleşik Devletleri dedi ki benim donanmam da devreye girdi bu füzelerin durdurulmasında ki az önce Mesut Hoca da onu söyledi. Mesut Hocam size söz vereceğim ama Bülent Bey'e de bir, evet, hocam, sizden sonra geleyim. Ben de bir şey yapayım. Bülent Bey, siz Amerika Birleşik Devletleri'ni çok iyi okuyan nadir gazetecilerdensiniz. Size bu fotoğraf ne anlatıyor, ne mesaj veriyor ABD şu an dünyaya? Şimdi, şu dakikalarda. Merve Hanım, şu anda Amerika doğrudan doğruya seçimde bağlantısını konuşuyor. Bu bölgesel savaşa girmezler diye bakıyoruz. Burada şunu değerlendiriyorum. Yeni bir açıklama da geçilmiş dünya kamuoyuna. Biden demiş ki İsrail'i tamamen destekliyoruz. Şimdi yani Biden'dan bu açıklama gelmiş. O zaten ama, ezberleri. Yatıp kalkıp aynısını söylüyorlar. Tabii. Şimdi bu olayın gelişmesi Lübnan'dan da çok bağlantılı. Lübnan'dan da bağlantılı olacak. Şu anda Lübnan'da İsrail girdi. Girdi biraz çekildi, Birleşmiş Milletler çekildi dedi. Onu da etkileyecek. Bu nedenle burada İran'dan daha çok benim kanaatim Lübnan'daki gelişmelerle ilgili İsrail'i dizginleyecekler mi? Yani bunu 34 gün sonra seçim var. Az kaldı ayın 5'i, bugün 1'i geçti. 34 gün içinde bunu toparlamayı düşünüyorlar. Benim kanaatim İsrail'i misilleme yaptırmazlar. Ama İsrail belki bombalama değil de o biraz önce anlattığımız Nasrallah gibi hava çok saldırır. Böyle bir özellikli suikast da yapabilir. Çünkü yaptığı en büyük suikastı Tahran'da yaptı. Haniye'yi öldürdü, şehit etti biliyorsunuz. Bunlar onun karşılığı değil. Aslında İran'a bir imkan verildiği kanaatindeyim ben burada. Neden? Çünkü İran'la ilgili çok sıkıştığa girmişti İran. Berbat bir duruma girmişti. Bu arada eklemiş açıklamalarına Biden. Yine yapılan açıklama gibi, İsrail tarafından yapılan açıklama gibi, İsrail'in savunmasında diyor biz aktif olarak destek verdik, donanma olarak da vermeye de devam edeceğiz. Ama İran'ın saldırısı etkisiz gibi görünüyor diyor. Genelde o şekilde konuşuyorlar. Evet. Etkisiz diyorlar. Başarılı olmadı diyorlar. Ben önce olmadığını söylüyorlar. Bana geldi mi sıra? Buyurun hocam. Başkan Biden'e saatler olsun diyorum. Berberden yeni gelmiş. Ama berberin losyonu pek iyi gelmemiş. Kamala Harris, bir bakalım arkadaşlarımıza. Yahu diyor, nereden geldim bu işe? Şu ifadeye bakın. Kamala Harris'in ifadesi. Kamala Harris. Hocam bir defa, bu resmi iyi veriyorlar. İyi bir diplomat değil. Neden? Resme dikkat edelim. Başka bir resim de verebilirlerdi. Hayır. Bu anlık bir resim olduğu için son derece ümitsiz bir bakış bu. Yani istediklerini alamadı. Şimdi hatırlayalım. Obama'nın Clinton'la beraber Pakistan'da yaptığı Taliban'a karşı herkes işte Oval Office'te vurduk, alkışlar falan. Burada alkış yok. Burada kötü bakışlar evet, var. Ben benim gördüğüm umutsuz hocam. Bakışlar. İlk o fotoğrafı ben de hatırladım, haklısınız. Doğru mu? Evet, şimdi hocam. Bu Sayın Hocam'ın dediği gibi bir propaganda taktiği. Güçlüyüz. Her şey kontrolümüz altında. Biz sinek kanadından vururuz. Ama sinek geldi, ısırdı. Bu akşam dünya harp tarihi ve Orta Doğu tarihinde önemli bir akşam. Hem Sayın Cumhurbaşkanı meclisten yaptığı, İsrail bizi hedefliyor dediği ve biz hazırız, millet olarak hazırız dediği, buradan İsrail'e çok önemli bir, bence İran'ın attığı bombadan çok daha önemli bir mesaj Tel Aviv'e gitmiştir.
Tabii Tel Aviv'e gittiği gibi Pentagon'a da gitti. Neden? Onun arkasında abisi duruyor. Manifesto hocam, o manifesto. O tarihi bir manifesto. Oraya geleceğiz. Ancak şimdi ortalık karışıyor. Neden? Şimdi İsrail diyor ki bu gece Orta Doğu'da yoğun ve güçlü bir saldırı düzenleyeceğiz. İsrail Hava Kuvvetleri tam kapasite alarm durumu. Yani bütün uçaklar havada demek bu. Ama sözcü de diyor ki İran füze saldırılarının bedeli olacağı ve karşılık vereceği. Ben az önce ne dedim? İran'ı vuracaklar dedim. Ama eş zamanlı olarak bence Yemen'i de vuracak, Lübnan'ı da vuracak. İhtimalen bu füzeler Irak ve Suriye'den de atılmış olabilir. Buna yetenekleri İran Dışişleri var. De diyor ki üçüncü taraflar çatışmaya dahil olmasın, bir kez daha uyarıyoruz diyor. İşte şimdi. Suriye ve Irak'ı. Şimdi ABD'yi. Peki demek ki burada İsrail Savunma Bakanı şunu söyledi. Yemen'i vurdukları gece şunu söyledi. Bu herkese verilmiş bir mesajdır. Yani Suudi Arabistan'ı da korkutuyor. Mısır'ı da davranmayın vururum diyor. Ürdün zaten teslim olmuş. Körfez bölgelerine Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Umman'ın kıpırdayacak hali yok. Ve burada iki husus var. Bu gördüğüm resimde Amerika'nın itibarı, bakın düşünün. 1991 Körfez Savaşı'nda BBC'de Bağdat'ı yerle bir ettiğini düşünün. Vay canına, Amerika konvansiyonel olarak dünyayı yıkabilir. Bugün de Amerika'nın geri çekilişidir bu. Ha, bu geri çekiliş şu anda kuvvetleri var. Ama siz az önce açıkladınız. Ne diyor Irak'takiler? Amerikan askerlerini vururuz diyor. Artık Arap milletinde de, ama şöyle bakın. Gayri nizami olarak bir isyan var. Ne demek istiyorum? Husiler, evet, ordu değil. Öyle mi? Evet. Ve işte baktığımız zaman Hizbullah, bunlar paramiliter kuvvetler. Evet. Peki ben söylüyorum, hocalar da burada. Yarın Mısır devreye girerse ne olacak? Yani ne demek istiyorum? Savaş, Arap-İsrail savaşlarında lider Mısır. Girer mi hocam Mısır? Bakın, şu andaki giremedi. Duruma göre girmez. Neden? İbrahim anlaşmaları teslim aldık dedi. Kim bunu söyledi? Netanyahu Trump'la görüştükten sonra. Girebilir Mısır'ı tehdit eden bir durum söz konusu değilken. Olur mu? Bu... Bakın en büyük tehdit orada. Gazze'den Sina'ya sokacağız dedi. Mısır direndi, sokamazsın dedi. Hayır hayır, şu aşamada, yani İran'a saldırısı aşamasında Mısır devreye girme şimdi şartları zaman, ne olur peki? Ben şöyle söyleyeyim. Mısır'daki ihtilali Sikin getirdi, İsrail getirdi. Amerika getirdi. Ama 110 milyonluk Mısır'ın ben bu gece bayram ettiğini düşünüyorum, senin söylediğin gibi hocam. Tabii. Kamuoyu bütün olabilir İslam ama yönetim kademesi bunu gördü. İçten içe. Şimdi iki ortaya şey çıkıyor, iki resim. Bir, İsrail vurulabilir. İki, İsrail güçlü değil. Üç, Amerika da onu koruyamadı. Bu ne demek? 1991'de güçlü, hipersonik, herkesi vuran Amerika Birleşik Devletleri'nin prestiji Biden'la beraber zaten iki paralık çöktü. Demin dedim ya, berber tıraşı iyi gelmemiş ona. BMGK'da paradigma değişti. Hocam şimdi paradigma değişti. Sizin söyledikleriniz yani aslında Gazze ile tetiklendi. İsrail ordusu yenilmez. Evet, savaş hedeflerine ulaşamama anlamında yenildi. Şimdi bunu böyle bu şekilde söyleyince diyorlar ki işte Gazze'de ne yani Hamas mı yendi falan. Peki bu 40 bin kişiye ne oluyor falan. Yani 40 bin orada şehit oldu. Tamam yani onlar ve o rakamın belki iki katı daha fazlası hayatını kaybetti. Yani onlar bu mücadelenin şehitleri. Fakat öte taraftan savaş hedeflerine ulaşamadı. Şimdi Gazze Savaşı'nda İsrail'in mitleri yıkıldı. Onu söylüyorum. İsrail ordusunun yenilmezliği, evet. İsrail'in güvenli bir ülke olduğu. Yani mesela güvensiz şu an ülke oldu. Şu an güvensiz. tekrar yani İsrail'in her tarafını aslında İran da vurabilir. İran'ın vekil kuvvetleri de vurabilir. Evet. İşte bunu bir kez daha bugün İran gösterdi ve bundan dolayı bir nüfus kaçması olacak İsrail'den. Özellikle çifte uyruklu olanlar, varlıklı olanlar, başka yerde rahat yaşama imkanı olanlar İsrail'den ayrılacaklar. Ayrılacaklar. Ama meydanlarından gidemiyorlar. Ve bu iş gide gide yani sonun başlangıcı olacak. İşte evet. Üçüncüsünü de siz söylediniz. ABD o baştan kadar... Baştan bunları da söyledim ben hocam. Bir dakika, sıvastalık yapma. O kadar ABD o kadar böyle her zaman tekrarladığı bir söz var. İşte İsrail'in güvenliğinden biz sorumluyuz. İşte koruyamadınız netice olarak. Sizin köyde elek var değil mi?
düğünle götürüyorlar. Suyun içine elek olursa ne olur? Elekten su geçer. İsrail'de elek oldu bu akşam bir. Aa, kazandığı şey şu. Cumhurbaşkanı'nın söylediği. Ne diyor? İsrail bir şekilde bölgede ülkeleri ateşe çekmek için provokasyon yapıyor. Yani İran'ı savaşın içine çekmeyi başardı. Evet, tuzak o zaten. Ha, tuzak, şimdi tuzak bu. Kazandığı şey bu. Bir. İki, kitlesel göç gene başladı. Nedir o? Lübnan'dakiler Suriye'ye kaçtı. Belki yarın Türkiye'ye gelecekler. 6 milyon adam. Ha, yani şimdi 100 bin civarı bir geçiş hocam, olduğu söyleniyor. Hocam ikinci şey şu. İran'da. Sen Fransa'yı iyi bilen bir adamsın. Lübnan kimin arka bahçesi? Fransa. Fransa mandasında kaldı. Osmanlı tasfiyesinde. Hemen Fransa Dışişleri Bakanı Lübnan'a gitti. Dedi ki hemen ateşkes istiyoruz dedi. Girmeyin dedi. Ama bir şey daha var. Öldürülen Fransız vatandaşı var ve Hristiyan. Papa da dedi ki İsrail yanlış yapıyor dedi. Bakın şimdi bu taşı atıyor İsrail ama dalga dalga hocanın dediği gibi gölün üstünde tsunami yapıyor. Nasıl yani? Birleşmiş Milletler lanet diyor. Ve Cumhurbaşkanı hem şeyde Birleşmiş Milletler konuşmasında hem de dün yaptığı konuşmada hocam şunu söyledi. Bir koalisyon ve kuvvet kullanılmalı dedi. Bu nedir? Birleşmiş Milletler 5. chapter'daki 42. madde saldırgana karşı Birleşmiş Milletler ordusu harekete geçsin diyor. Ve Müslüman devletlere dedi kalkın uyanın lan diyor. Bakın diyor sana da geliyor. Ama diyor Türkiye'ye gelirsen biz hazırız. Söylediği laf çok önemli. Vatan ve millet ve bağımsızlık için her türlü imkanla karşı duracağız diyor. Niye? İsrail devlet terörüne. Türkiye bedeli ne olursa olsun İsrail'in karşısında duracaktır. Var mı Müslüman devletlerde böyle bir laf eden? Hiçbir televizyon bunu söylemiyor bak. Hocam bakın bak bakın ben bir şimdi Merve lazım. İzin verirse ben Müslüman i̇şte dünyanın halini anlatayım. Anlatayım bakın şimdi hocam, Müslüman dünya. Şimdi ilk hatayı tabii ki işte İran hükümetine baskı yaptılar. İsrail'i ilk biz tanıdık. 14 Mayıs 48'de İsrail devleti ilan edildiği zaman ABD tanıdı, Sovyetler Birliği tanıdı. Sonra İran hükümetine baskı yaptılar. Tanıyan ilk Müslüman ülke Türkiye. Ve bu kamburu 79'a kadar sırtımızda taşıdık. Yani bu tarafı işin bir tarafı. Hı hı. Fakat 79'da Camp David anlaşmasıyla Mısır ehlileştirildi. Mısır bu kamburu bizden aldı. Pasifize edildi. Mısır bizim kamburumuzu aldı. Sonra Ürdün, Kral Hüseyin, şimdikinin babası, Ürdün-İsrail anlaşmasıyla. Şimdi bu ikisi İsrail'i tanıyan ülke ve Mısır özellikle Arap Birliği'nden dışlandı. Yani nasıl İsrail ile diplomatik ilişki kurarsın diye. Trump döneminde Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri 2020 Eylül arkasından Fas, Oman, Sudan, sonra Komor Adaları vesaire tam sıra Suudi Arabistan'a geldi. Yani baktığımızda İsrail'in etrafındaki Müslüman ülkelerin büyükçe bir kısmı aslında İbrahim anlaşmaları yahut da daha önce yapılan anlaşmalarla İsrail için tehdit oluşturmuyorlar. Tehdit oluşturanları da bir bir aslında konjonktür ortadan kaldırdı. Yani kimi kaldırdı? Mesela Libya'da. Libya'da Arap Baharı döneminde Kaddafi. Sonra 2003'te Saddam'ı devirdiler ikinci Körfez harekatında. Aslında birincisini de kurguluyorlardı. Çünkü Saddam'ı kışkırttılar dediler ki Kuveyt diye bir ülke mi var? Kuveyt Osmanlı döneminde Bağdat'a, Basra'ya bağlı bir kaymakamlıktı. Şimdi efendim siz emir verin tekrar bağlansın. Şimdi, o da bağlanmayınca hocam, işgal etti. Bitirince bu söylediğimden şu açıdan derdi. Bir şey söyleyebilir miyim? Bir son dakika gelişmesi daha. Şimdi bu gece... Evet hocam bunlara ihtiyacımız var ama şimdi o kadar tarihi bir gece yaşıyoruz ki dedik ya. Anladığım şu şöyle bir açıklama geldi. Yani 7 Ekim'in elinde patladı İsrail'in bu akşam. İran diyor ki hocam 55 füzeyle Nevatim hava üstünü yeryüzünden sildik. Aha. Şimdi ekranın sol tarafındaki görüntü 55 füzeyle yeryüzünden sildik bu hava üstünü diyor. Nevatim hava üstünü. Bana geldi bu bilgi. Geldi mi? Şimdi az bu arada önce... Nisan'da da vurmuşlardı. Aynı ama diyor ki yeryüzünden sildik. Yok öyle yani bir hava üstü artık iptal oldu. Diyor. Artık iptal oldu diyor. Az önce hocam dedi ya ya bir mühimmat deposunu vurdu bu kadar büyük alevler yükseliyorsa ekranın sol tarafındaki yerden bahsediyorum oraya saldırıdan. Ya bir uçak hedef alındı o şarapnelden tüm hava üstünü saldı. Dalgaya bakın araç nasıl alarma geçmiş görüyor musun?
Adam şeyden, kaçmış gürültüden, işte o şiddetten. Heh. Patlamanın şiddetinden. Hocam, evet. Hocam buna gelelim de Biden açıklama yapıyor canlı yayında. Bir dönelim mi? Biden abim ne diyor? Bir dönelim, dinliyoruz biraz. Thank you all for being here. That's an active discussion right now. We've got to get all the data straight. Constant contact with the Israeli government and our counterparts. İsrail hükümetiyle ve oradaki ortaklarımızla temas halindeyiz. I haven't spoken with them. Sonrasında bu saldırının ilk dakikalarından itibaren Amerika Birleşik Devletleri acil toplantı kararı almıştı. O toplantı öyle zannediyoruz şu saate kadar devam etti ya da toplantı arasında gazetecilerle bir soru cevap yaptı Biden. Biden diyor ki vereceğimiz cevabı tartışıyoruz Netanyahu ile, bunu görüşüyoruz. Sert olacak vereceği cevap. İsrail'in, biz İsrail'i korumaya devam edeceğiz. Zaten bizim donanmamız da görev aldı İsrail'in savunmasında, İran'ın bu saldırısında diyor. Şimdi az önce de İran'dan bir açıklama gelmişti. Onu tartışıyorduk, tam da 55 füzeyle biz Nevatim hava üssünü yeryüzünden sildik diyor.